Evet, aslında çok az şehirde böyle elimde kahveyle program açışı yapıyorum. Bu aslında Vanlıların misafirlerine nasıl baktıklarını gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Efendim, uygarlık çok uzun bir yolculuktan geliyor ve bu yolculuğun en önemli başlangıç noktalarından birindeyiz. Neredeyiz? Van'dayız. Ne yapıyoruz? Aslında Van'ın insanı, doğası, coğrafyası, kültürüyle her anlamda keşfetmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki temel bakış noktamız mutfak. Mutfağın penceresinden bakıyoruz. O yüzden de Van deyince aklınıza ilk gelen şeylerden biriyle güne başlamak istiyoruz. Keşfimize başlayacağız. Neyle? Van kahvaltısıyla. Bakalım bu çok konuşulan, hep böyle anlatılan Van kahvaltısı nasıl bir şey? Birazdan hep birlikte deneyerek göreceğiz. Daha doğrusu ben deneyeceğim, siz de izleyeceksiniz. Sizce Van kahvaltısını özel kılan ne? Şimdi Van kahvaltısı biliyorsunuz artık sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada artık ünlendi. Van kahvaltısını özel kılan 3-4 madde sayabilirim size. Bunların ilki doğallığı, ikincisi tamamının organik ve coğrafi işaret tescilli olması. Sizi ayırt eden özellik ne? Mesela işte Malatya ya da Diyarbakır Şöyle kahvaltısından farkınız söyleyeceğim. ne? Bölgemiz biliyorsunuz bulunduğu coğrafi konum nedeniyle bitki örtüsü anlamında ve endemik bitki türleri çeşitliliği anlamında çok zengin bir yapıya sahip. Ve bu sebeple işte bu endemik bitkilerle beslenen hayvanların etleri, sütleri, balları tamamın organik ve doğal. Bu arada ben yutkunuyorum durmadan. Tabii Gonca Hanım çok rahat konuşuyor. Her gün yiyor ya. Ben öyle bir şansım yok. Başlayalım ya. Mesela bu ne? Yani ben biliyorum tabii de sizin söylemenizi istiyorum. Bu bizim yöremize ait. Şimdi biliyorsunuz Van kahvaltısı coğrafi Bilmiyoruz, işaret bilmiyoruz tescilli şimdi. bir kahvaltı ama içeriğinde bulundurduğu ürünlerin birçoğu da başlı başına coğrafi işaret tescilli almış ürünler. Otlu peynirimiz bunlardan bir tanesi. İçinde bulunan endemik otlar. Mendi, sirmo, Peki. işte dağ kekiği koyan var. Ya bu tamamen Tamam. yöreye göre değişiyor. Şimdi bembeyaz kar gibi bir şey var önünde. Görüyorsunuz. Bu bir tereyağı olma ihtimali yüksek. Evet, Mantı muhtemelen bir yayık beyaz ya. olma sebebi yayık ve keçi tereyağı olması. İşte koyun ve Evet. küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tırmanamadığı dağlara tırmanıp orada çok çeşitli endemik bitkiler yiyorlar. Peki. O yüzden sütleri daha lezzetli. Peki bu bal? Balımız da hakiki karakovan balı. Hakiki. Evet. Balı böyle kaldırdığınız zaman saç teli Kopmayacak. kadar incelir ama kopmaz. Bu da balın ne Evet, kadar doğal ve görüyorsunuz kopmuyor organik vallahi. Bu olduğunu, konuda evet. %100 haklı olabilir. Bir daha yapalım. Kopmuyor. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Kopmuyor. Güzel. İyi gidiyoruz. Ve burada bir şey var. Bu Bu ne? arada balcılarımız kadın üreticiler söylemeden geçemeyeceğim. Yine coğrafi işaret tescilli gül reçelimiz. Gül. Gül. Van ve gül. Van'ın yedi veren kendine has bir gülü var. Arkamdan gelen sesi siz de duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Muhtemelen görüyorsunuz da. Çünkü orada bir hanımefendi böyle çok ilginç bir şekilde çok süratli bir şey yapıyor. Nedir? Ne yapıyor? O bizim tandır ekmeğimiz. Tandır Evet. taptapası da diyorlar. Wow, sıcak sıcak şöyle yapıyorsunuz. Doğru mu? Aldım şimdi bunu böyle. Evet. Allah'ım. Çıkan dumanı görüyor mu herkes? Ben de görüyorum. Ben de görüyorum. Tabii ne yapıyorum? Ben çok kibar biri olarak. Gonca Hanım uzatıyorum. Şimdi Gonca Hanım eğer kahvaltıyı anlatmaya devam ederse muhtemelen ben kahvaltı yapamayacağım. En iyisi ben kahvaltı kısmına da geçeyim. Bakalım yüzümdeki ifadeler acaba anlattığı kadar etkili olacak mı? Göreceğiz. Ne yapıyorum? Ben bununla başlıyorum. Tereyağımız. Ne dersiniz? Doğru mu yapıyorum? Evet. Tereyağı. Tereyağımız. Aman tanrım. Düşünün. Siz şimdi seyrederken beni biraz kıskanıyor olabilirsiniz. Kıskanın zaten. Yani
kıskanın çünkü olağanüstü bir şey yapıyorum. Bu neydi? Yediveren? Yediveren gülümüz. Altında evet, bu keçi tereyağı. Keçi tereyağımız. Yöre kahvaltıları aslında genel anlamda yöre halkının sesine kulak vermenizi gerektiriyor. Neden? Eğer bir Van kahvaltısı yapacaksanız ki yapın bence mutlaka yapın ama doğru yerde yapın. Mikslere çok dikkat etmek lazım. Ne mesela? Murtuka ve bal. Kavut ve gül reçeli ama herhangi bir gül reçeli değil. Yani Van'ın özel gül reçelini deneyin. Mesela kaymak. Yine dediğim gibi nitelik anlamında söylüyorum. Ve bal. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve aralarda mutlaka Van otlu peyniriyle ağzınızın tadını bir değiştirin. O tatlıdan tuzluya, tuzludan tatlıya geçişin keyfini yaşayın. Gastronomi sadece insanlar için değil arkadaşlar. Kediler de ya da diğer canlılar da yiyor ve içiyor. Ve onlar burada anladığım kadarıyla çok mutlu. Onlar kim? Van kedileri. Hani şu gözleri farklı olan. Neden gözleri farklı? Van kedilerinin gözlerinin farklı olması aslında melanin pigmenti ile alakalı. Yani saçımıza, derimize rengini veren pigmentin iris tabakasında, gözün iris tabakasında farklı orantıda olması ile alakalı. Peki tarihi bir şey var mı? Yani mesela tarihleri... şu tarihten itibaren görüldü. Şimdi tarihleri konusunda bizim maalesef arkeolojik kazılara da henüz yoğunlaşmış değiliz. Yapılan arkeolojik kazılarda kedi kemiği araştırması yapıyoruz. Eğer kedi kemiği araştırması keşfedersek bunun aynı dinozorlar gibi misal Avrupalılar, Amerikalılar nasıl dinozorların milattan önce 10 milyon yıl öncesine kadar dayandığını ispatlayabiliyorsa biz de kedi kemiği keşifleri yaptıkça bu arkadaşların tarihleri konusunda ne kadar derine gidebilirsek onu ispatlamaya çalışacağız. Ama yaptığımız araştırmalarda bu coğrafyada yani Van ve çevresinde yaşayan, o zamanki yaşayan Ermeni nüfusu zamanında 1500'lü yıllarda hafif Osmanlı kayıtlarına birkaç belgeye rastladık. Hani ya işte bir bayanın erkek nişanlısına yazmış olduğu mektupta işte bir tane Van kedin var. İşte senin yokluğunda onun hasretiyle, senin hasretinle onu şey yapıyorum, telafi ediyorum. Çok seveceğim, çok sıcakkanlı bir kedi. İşte yokluğunda telafi ediyor yokluğunu falan gibisinden bir mektup bulduk. Ve bu da nedir? Van kedilerinin işte 1500'lü yıllarda evcilleştirildiğini ve o coğrafyada, o zamanlar bu coğrafyada var olduklarını ispatı hani. Şahane bir iş yapıyor arkadaşımız. Bu tür canlılar biliyorsunuz hayatta en güzel dostlarımız. Onlara çok özel bakmak aslında bizim bir biçimde vazifemiz, yapmamız gereken şey. En azından Van'da bir arkadaşımız bunu yapmaya çalışıyor. Kendisini hem tebrik ediyoruz hem de bu konudaki özverili çalışmalarının devam etmesini rica ediyoruz.
Abi hoş geldin. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Hoş şahane. Mekan şahane. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Oo, soframız da iyi. Ben montunuzu alayım isterseniz. Evet. Sofrayı görünce zaten al yani montunu. Sizi bekliyorduk biz de. Evet. Tamam. Şöyle geçeyim. Nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Bana. Bu yemeklerin hepsini sen mi yaptın? Evet hocam. Biz ekipçe beraber yaptık. Beraber yaptık. Şimdi evet. Yavaş yavaş başlıyoruz çorbayla. Evet hocam. Ne bu çorba? Şöyle ayran çorbası efendim. Heh. İçinde aşırılık, buğday, nohut, yoğurt, ardından bir de kabak var. Kabak? Evet efendim. Yani bildiğimiz şey kabak, sakız kabağı. Evet evet. Hmm. Hadi bakalım çok lezzetli. Evet olsun. Ama az az yiyelim. Efendim aslında buraya gelmişken şöyle söylemek istiyorum. Her coğrafya kendi kültürünü, kendi birikimini toprağına, insanına sindiriyor. Aslında bu mekana da girdiğimde sanki bu mekan Van'ın derinliğini anlatan bir mekan gibi olmuş. Yeni bir mekan aslında. Evet, yaklaşık bir 4-5 aydır açız. Van'a önceden küçük bir yerimiz vardı. Sonradan böyle bir yere geçtik. Şu anlatıyorsun. Hocam, Kürt köftesi. Bence şuna bir bakın arkadaşlar. Buna bir bakın. Çok ilginç, tabak da çok hoş. Bir hamur işi anladığım kadarıyla. Altında ne var? Hocam aslında hamur işi değil. Bu bulgurun yoğrulmuş, böyle naneyle, karabiberle, pul biberle yoğrulmuş, bu şekle getirilmiş halidir. Üzerine yeşil mercimeği soğanla beraber kaynatıp, yumuşatıp, güzel baharatlarla aromalandırıp bir sos yapıyoruz. Hmm. Bu şekilde de yiyoruz. Aslında bu... Şöyle söyleyeyim size, kesinlikle bir çaresizlik, Anadolu'nun en önemli özelliklerinden biri. Bir çaresizlik ürünü. Neden? İnsanlar elindeki en az malzemeyle en lezzetli şeyi yapmaya çalışmışlar. Evet, bu nedir? Hocam bu mencel. Mencel söylememizin sebebi ise bunların eski zamanlarda mencel dediğimiz kazanlarda pişirmemizin sebebi. Kazanın adı. Evet. Mencel güzel. Normalde kazanın adı. Biz sonradan ismini mencel diye bıraktık. Evet. Bu et Norduz kuzusundan geliyor. Hı. Yani Norduz belki... Kuzunun bir özelliği var. Evet hocam. Peki. Bu, nasıl pişiriyorsun? Tekniğin ne? Bu kendi yağında, kendi suyunda yaklaşık 4 saat, 5 saat boyunca sadece... O mencel denilen evet. Kazanın içinde... O kazanın içinde 5 saat boyunca sadece odun ateşinde kendi hafif hafif bir şekilde pişiyor. Yumuşaması mükemmel bir şekilde. Etin aroması zaten bu kuzunun normalde şöyle bir özelliği var. Normalde hayvanlarda 12-13 tane kaburga varken bizim Norduz kuzularımızın 14-15'e kadar kaburga sayısı yükselebiliyor. Bu zaten araştırma olarak da bilimsel bir şey. Normal kuzularda 12 kaburga var. Evet. Sizde daha mı fazla? Evet evet. 13 evet, mesela. Evet 13 bazen 14. 14 olmaması lazım. Oluyor. Hakikaten Van şaşırtmaya devam ediyor. Aslında ilk bakışta şöyle söyleyebilirsiniz. Van'ın mutfak kültürü dediğinizde bu kadar geniş bir lezzet şeyi beklemiyorum aslında. Bu altındaki bir pilav. Evet hocam. Gariotlu bulgur. Gariot. Evet. Gariotu. Gariotu. Bu otun özelliği ne? Hocam bu ot normalde böyle hafif bir acımtıraktır. Biz bunu önceden haşlıyoruz. İçindeki acımtırak lezzetini alıp sonradan tatlı bir aroma bırakıyor. Biz de bunu bulgurda kullanıyoruz. Bu tırşık değil değil mi? Yok tırşık değil. Bu gari. 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 Yani evet. Anadolu'yu bildiğimi düşünüyorum ama görüyorsunuz her geldiğinizde Anadolu sizi şaşırtabiliyor. Burada da yine şaşırdık ne var? Gari otu. Benim favorim gari, otlu, bulgur pilavı ve üzerinin eti, fırındaki et. Evet. Aman tanrım bu çok iyi. Oo, bu çok iyi ama. Bunu mutlaka yemelisiniz arkadaşlar. Yani ben şu anda aslında size değil, kameraman ve yönetmene sesleniyorum. Ya vallahi yiyeyim. Yiyin yani. Siz de yiyin. İnanın şaka yapmıyorum. Bu tavırların hiçbirisi yapmacık değil. Olağanüstü bir yemek.
Yani bütün yemekler hakikaten kesinlikle şaşırabilirsiniz. Kesinlikle özgün, bölgesel bir yemek değil. Her biri kendi başına farklı şeyler anlatıyor. Coğrafyadan, buranın insanının kültüründen. Ama neydi benim favorim? Yani bunu mutlaka deneyin. Yani hakikaten dönüp dolaşıp geliyorum. Bir otun bulgura bu kadar lezzet verebilmesi şaşırtıcı. Yine buna döndüm. Ya ne olur artık siz gidin, ben şunu oturayım böyle. Hakkını vereyim, şunu yiyeyim ya. Hadi ya. Hadi yönetmenim, sevgili yönetmenim. Van gastronomik anlamda çok şey ifade ediyor şüphesiz, ama iki şey var ki çok çok önemli. Birisi Van otlu peyniri, birisi de inci kefali. Aslında bir mucizeden bahsediyor. Çünkü inci kefali en olmaz bir suda, yani sodalı bir suda büyüyor ve bölgenin besin zincirine katkı veriyor. Şimdi içeri giriyoruz, bakalım neler görüyoruz. Evet, peynirciler çarşısında bizi inci kefali karşıladı, doğru mu? Evet efendim. Kuru. Evet, tozlu peynir. Gel biraz böyle, gel. Tozlu peynir az kuralım. Gel bakalım, bir bakalım. Biz bakalım. Buna şur balık deriz. Ney balık? Şur balık. Şur yani toz, tozda. Şur demek, tuz demek. Şur, evet, evet. Ha, görüyorsunuz. Tozlu demek. Bunu ne yapıyorlar şimdi? Aldılar. Bunu şimdi alıyorlar. 2-3 tane normal çeşme suyunda yıkıyorlar. Sürgeçe bırakıp durulduktan sonra yağda kızartıyorlar. Fırında fırına atıp yiyorlar. Ya da fırında. Bunun yanında da bulgur pilavı olacak. Tabii turşusu olacak. Evet. Yani yiyormuş gibi oldu. Öyle anlattı yani. Peki peynirleri anlat şimdi. Evet. Bu ne? Bu bizim lorumuz. Otlu lor. Otlu lor. Evet. Yani otlu peynirin altı suyu. Peynirin suyunda yapılan lor ya, lordu evet. Bu. Bu da onun otsuzu abi. Otsuzu. Evet. Yani bu da bir peynir. Evet, bu da lor. Lorun otsuzu, evet. Yağ gibi. Evet, evet. Bu Van otlu. Bizim otlu peynir, evet. Bu ne taze, var içinde? Bizim bu taze otlu peynirimiz. Hı. Bu sirim var içinde. Başka? Mendi var içinde, heliz var içinde. Aynı otlar. Evet, evet. Evet. Bir de bu var mesela. Bu korut diyoruz. Kurut diyoruz. Kurut, evet. Başka yerlerde peş de derler. Bu da keş derler. Bizler de keş derler. Başka yerlerde peskuden derler, evet. Mesela Sivas bölgesinde. Evet. O yüzden ilginç bir evet. Malzeme. Bunu suda çözdürürler. Çorbasını ayran, evet, tek bir ayranı çevir. Bizim burada sengeserde kullanırlar, kereduşta kullanırlar. Sengeserde. Evet. Gördün mü? Güzel. Evet. Peki geliyoruz. Evet, hoş yağlar geldiniz. Var, evet. Yoğurtlar var. Evet. Niye bunları anlatıyoruz? Çünkü Van bir hayvancılık merkezi gibi bir şey. Hem evet. Büyük başta hem küçük başta. Evet, evet. Ve bölgenin endemik otlarını peynirde kullanmışlar. Doğal olarak da şahane evet. Lezzetler. Bunlar da bizim tuzsuz kahvaltı yağlarımız. Tuzsuz. Tuzsuz, evet. O da tuzlu mu? O da tuzsuz efendim. Tuzsuz. Tuzsuz, evet. Tuzlusu hangisi? Tuzlu olmaz şimdi efendim. Hep yok. Tuz, evet, kaltılık olur. Ha, evet. Peki. Neden peki biri sarı biri beyaz? Bu yeli ineklerindir. Yerli. Ya, yeli inek. Bu da Hollanda'da gelen o montafon inekler diyoruz. Ha, evet. Yani bunlar görüyorsunuz. Evet. Avrupa'dan gelen beyaz. Evet. Ama bizim yerlilerin rengi daha sarıyorlar, evet. Bizden yani daha böyle evet. Renkli. Evet, teşekkür evet. Ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Olasın. Kolay gelsin. Hadi teşekkür bakalım. Efendim. Burası peynirciler çarşısı arkadaşlar. Boydan boya peynirin her türlüsünü görmeniz mümkün. Evet, otlar var. Kim biliyor otları? Böyle efendim, hoş geldiniz. Bu nedir? Ak pancar hocam. Ak keledoş pancar. Otu, evet. Keledoşta bunu mu kullanıyorlar? Evet, keledoşta peki kullanıyorlar. Peki bu? Bu da dağ kekiği. Bunu neyle kullanıyorlar? Yani kekik çayı yapıyorlar. Cacıklarda falan kullanılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Evet. Burası bitmez. Burası Peynirciler Çarşısı. Burada her gittiğimiz dükkanda saatlerce konuşabiliriz. Ama bizim zamanımız malum. O yüzden yavaş yavaş Peynirciler Çarşısı'ndan çıkıyoruz. Sayın Valimiz Van Valisi. Aynı zamanda belediye, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Doğru mu söyledim efendim? Evet. Ozan Bey'le birlikteyiz. Şimdi bu Van'daki muhteşem değişimi biraz kendisinden mümkünse dinlemek istiyorum. Elbette. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizi Van'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Esasında Adnan Bey, Van tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle çok harika bir şehir.
Yanımızda Van Gölü var zaten, bir mucize yani. Kültürel varlık mı dersin, doğal bir varlık mı dersin, mucize mi dersin, yani sıfat bulamazsın, o kadar güzel bir göl. Bunun yanında Van'ın insan malzemesi de çok nitelikli. Ben hep şöyle tanımlıyorum, böyle asil ruhlu, yüksek soylu insanların yaşadığı asaletli bir şehir Van. Vanlılar. Tabii. Bunun dışında Van'ın şöyle de bir özelliği var. Mesela Van'ı tanımlarken insanlar hep şöyle tanımlıyor işte. Türkiye'nin doğusu, doğunun incisi elbette. Ama hepsinden önemlisi Van, Orta Asya'nın Anadolu'ya açılan kapısı, batıya açılan kapısı. Böyle de bir güzel özelliği var. Sayın Valim öyle bir hızlı anlatıyor ki, öyle bir benimsemiş ki. Yani Van'ı tahmin edebiliyorum daha sonraki geldiğimde. Umarım Türkiye'nin her bir metrekaresi bu heyecanla geleceğe bakabilir diyorum. Sayın Valim size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Muhteşem bir masamız var yine ve yanımızda da bu işi çok iyi bilen bir şefimiz var, Hamza Şef. Şimdi ne yapacağız? Geri kalan birçok şey var ama kalanların içinden bir kısmını daha size anlatmaya çalışacağız. Bu nedir bu? Bu zıvırça dediğimiz eritilmiş Van otlu peynirimiz efendim. Taze. Tazesinden. Kaburgamızda şöyle söyleyeyim. Devam. Hayvanımız yüksek rakamlı yaylalarda otlandığı için oradaki bitkilerden de beslendiği için hangi hayvanımızı kesiyorsak bir kaburgasını saydık fazla. Artı öbür kuzulara ve koyunlara göre 20 ve 15 kilo fazla atıyor. Evet, peki. Şimdi şuradan hemen devam edelim. Pazık sarması bizim yine Van'ımızda. Pazı. Pazı. Biz pazık diyoruz, pazı. Evlerde özellikle kış aylarında çok yapılan bir sarmamızdır. Pazı sarması. Bu? Bu dünya birinciliği almış keledoşumuz. Bir daha. Dünya birinciliği almış keledoşumuz. Artık herkes anladı herhalde. Bu yemek dünya birincisi olmuş. Dünya birincisi olmuş. Yöresel yemeklerde 2009 bakalım. Yılında. Dünya birincisi olmuş. Evet. İçinde bu yemek. Ak pancar otumuz var. Şöyle zaten görürseniz kullandığımız ürünler orada. Tamamen şifa deposu. Benim bu hareketlerim yemekle olan ilişkimle alakalı biliyorsun. Yani heyecanla alakalı. Bu? Bu da mendi. Yine otlu peynirde kullandığımız bir otlu. Mendili kavurmamız. Mendili kavurma. Mendili kavurma. Mendimiz de yine yaz aylarında tazeken de çok şifalı olur. Şu an salamurası ile yapıyoruz. Efsane. Bu arada şimdi bazı seyirciler şunu sorabilir. Ya masada bir o kadar şey var. Siz çok az yiyorsunuz. Ne oluyor? Düşünmeyin. Hiçbir şey kalmıyor. Rahat olun. Hepsi bitiyor. İsraf yok. Peki. Sengeserimiz. Oo, buraya geri dön. Mende mi? Bu hep nedir ya? Kendi araştırma. Kalp şeker tansiyon hastalığı için birebir iyi geliyor. Mende otumuz. Bomba. Yiyorsun, iyi oluyorsun. Tabii böyle bir şey yok. Yani az yiyorsunuz. Az yemeniz lazım. Bakmayın, beni kandırırlar. Bu şefler böyledir yani. Yedirirler, ondan sonra doktora. Peki, çok bekledik biz biliyorsunuz masada. Sanırım bu yemek donmuş. Yok, bunun özelliği zaten böyle donuk olması. Biz buna kali deriz. Bunu ne deriz? Kali. Donmuş et aslında. Biz bunu ilk barda yaparız. Bunu yani toprağa bu ilk bardan beri duruyor. Tabii. Bunu büyük bakır kazanlarda toprağa gömeriz. Yemeli miyim sizce bunu? Kışın çıkarıp yeriz. Biz şimdi onun özelliği zaten. Ben şimdi yiyorum. Tabii. Ondan yani hiç sıkıntısı olmaz. Zaten ben de size. Yani bu 8-9 aydır bekliyor. Tabii hiçbir sıkıntısı yok bunun. Önce sen ye. Ben de memnuniyetle. Yiyelim. Ani tepkisini verirsen arkadaşlar ben biraz beklememde fayda var. Bakalım. Yiyor vallahi ya. Ona ne oluyorsa bana da olsun. Olsun zaten. Her şey hakikaten çok özel, çok sıra dışı. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani sonuçta yemek karın doyurmaktan çok daha fazla bir şey. Aslında burada Van'ın kültürünü, Van'ın coğrafyasını, Van'ın insanını anlıyorsunuz. Bu sofra bence
Van'ı tam olarak anlatıyor. O yüzden sofralarda aramamız gereken özelliğin sadece karın doyurmak olmaması adına muhteşem bir mutfak diyebiliriz. Her şey şahane. Birazdan ekip olarak bu masayı finalize edeceğiz. O yüzden rahat olun. Hamza Şef'e teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Van'a teşekkür ediyoruz. Bu tür özellikleri, yani bu tür güzellikleri, Anadolu'nun böyle sır lezzetlerini saklayıp gelecek kuşaklara aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Arkamdaki tekneleri görünce sanırım beni bir deniz kenarında falan zannediyorsunuz ama aslında Vanlıların gözünde yine de bir deniz, Van Gölü. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Nereye? Aksamar. Evet, söylenebilecek tek şey var. Bence tek kelime ifade edebilir. Muazzam demek lazım. Van, Ahtamar Adası ya da Aktamar Adası. Ama bu konuda ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu bir uzmanlık meselesi. Bunu da ne yapacağım? Uzman bir arkadaşımızdan, Mesut Bey'den yardım alacağız. Mesut Bey merhaba. Merhabalar hocam. Evet, hoş geldiniz. Şimdi bu hikayeyi senden dinleyelim. Birçok rivayet var ama rivayetler değil de gerçekleri sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet, rivayetlerden ziyade tarih anlamında birkaç bilgi paylaşayım sizinle. Lütfen. Van Gölü'ndeki 4 adadan birindeyiz. En büyük 2. adadayız. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin önündeyiz. Akdamar mı, Ahtamar mı? Akdamar. Güzel. Literatürdeki ismi. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin önündeyiz. Bu manzumenin etrafında farklı işlevlerde yapılar var. İsterseniz tarihle ilgili kısaca bir bilgi lütfen geçeyim. Daha sonra yapıyı dolaşalım. Yapı kayıtlara göre milattan sonra 4. yüzyılda Kral Diran zamanında bir kale yapısından ibaret. Daha sonra gördüğümüz manastır, kilise ve etrafındaki yapılar 10. yüzyıldan sonra, yani 1. Gagik zamanında 915-921 yıllarında inşa edilen kilise ve sonrasında eklenen yapılarla birlikte gelişen bir kompleks yapı. Bu bir Ermeni kilisesi mi? Bir Ermeni kilisesi, Katolikos merkezi. Buraya bağlı yaklaşık 40'ın üzerinde kilise var. Buradaki yüksek kabartmaların dışında içeride de yine kutsal metinlerdeki sahnelerden freskolar yer almakta. Geziyoruz o zaman. Geziye başlıyoruz. Evet. Nereden yürüyor? Şuradan böyle ileriye doğru, peki, gidiyoruz. Kilisenin batısına eklenen bir bölüm burası. Jamaton. Sonradan. Evet. 1700'lerin sonunda ekleniyor. Kilise 900'lerin başındaydı. Şurada bir kitabe var, göstermek istiyorum size. Bu kısım 1884'te bir onarım geçiriyor. Sultan Abdülhamit döneminde onunla ilgili bir onarım, Ermenice yazılmış bir onarım kitabesi. Burada da Latincesi var. Şahane. Şu an bu iki yapı arasında yaklaşık 800 yıllık bir süre var. Basılmış taşlar orijinal. Aman tanrım. 2010 yılında. Bu nedir ya? Aman tanrım. Kutsal Haç Kilisesi'nin şu an orta mekanındayız. Ana kubbe, 4 yarım kubbe ve doğuda absis kısmı. Çok özel bir şehirden ayrılıyoruz, Van'dan. Uygarlığın birçok unsurunun başlangıç noktası olan bir şehirden. Böyle bir şehri keşfetmek de şüphesiz ki çok zor. Ama biz yine de el yordamıyla
çabayla bir şeyler yapmaya çalıştık. Her anlamda Van'a dokunmaya çalıştık. Hakikaten Van'da çok şaşırdık, çok etkilendik. Umuyorum ki siz de izlerken en az bizim kadar etkileneceksiniz. İnşallah bir başka şehirde yine böyle ilginç keşiflerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.